Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir Hearts of Iron 4 videosunda Better Turkey Plus modunda yepyeni bir serinin bölümüyle tekrardan karşınızdayım. En son hatırlayacağınız üzere iç savaşı çıkarmıştık ama iç savaş ne yazık ki ummadığımız şekilde çıktı. Ummadığımız şekilde bir kapitülü durumu söz konusu oldu. Yayında tekrardan video oynatıldığı seriyi tekrardan baştan başladık ve iç savaşa gelene kadar devam ettirdik. Şimdi iç savaşa tekrardan başladık ve sizin karşınızdayız. Yine bir ufak askeri miktarımız azalmış durumda olsa da dert değil. O kadarlık askerde de bu kadarını yapabiliriz diye artık umut ediyorum. Maraşelimiz gitmiş. Fevzi Çakmak Paşa'mı bu noktaya getirtelim. Mustafa Muğlalı Paşa'mı da buradaki askerin komutasını getirirsek muhtemelen iş çıkaracaktır. Faruk daha bakmadım kanka. İşte senin mesajına gördüm yani. Mesajına şey yaptım. Ona göre hazırlığımı yapacağım. Duruma göre kullanacağım yani dediğim gibi. Bakayım sadece bir tık şeyine bakmam lazım. Modu incelemem lazım yani. Hocam siz de buradan hazırlıklarınızı yapıyorsunuz. Direkt olarak taarruza geçiyorsunuz. Valla Mustafa Muğlalı'yı birkaç kere gördüm, duydum. Ama nedir, ne değildir hiçbir fikrim yok açıkçası. Yani hakkında birkaç bilgim var. Ama tam olarak bilgim yok. Yani Fevzi Çakma zaten laf düşmez abi bize. Ya onun hakkında konuşmak bizim haddimize bile değil, öyle söyleyeyim. Şimdi Refet Paşa'nın geçmesi veya geçmemesi burada bir şey fark ediyor mu? Onunla alakalı bana bir tık bilgi verirseniz. Okey. Şimdi bunlar bu noktada ilerleyişe başladılar. Trabzon tarafında zaten fazla bir askeri birlik yok gibi gözüküyor. Şu andaki durumda bir tık asker basmaya devam hocam. En azından bir altılı birlik basalım ya da yeri şu anlık belli olmadan basalım. Bunlar ön tarafta cepheye doğru ilerlesinler. Ethem Paşa'yı bu noktaya çek. Şimdi orada ana line'a doğru ilerledi. De. Ordunun ilerleyişi çok mantıklı olmayacak gibi de bir yandan duruyor. Dur bakalım ilerleriz herhalde ya. Şimdi Divisionlar line'a geldi mi? Geldi abi, tamam. Bizim artık buradan ilerleyişimizin başlaması lazım. Antalya üzerine doğru bir ufak rush'la. Üç kısımlara Kütahya tarafına falan birlikler gelsin. İzmit tarafına doğru bir ilerlemeye çalışalım. Şuradakilerin arkaya kaymasını engelle. Trabzon tarafına bakalım o zaman, dönüp hızlıca bir şekilde. Şimdi bu araya doğru bir birlik gidiyor. Da o zaman buraya asker yetmeyecek abi. Buraya sadece 6 tane birlik çektim çünkü. Yani buraya verdiğim 6 asker o zaman yetmeyecek. İtalya Aksis'e katılmış. Hocam sen orada o tarafa doğru, Kars'a tarafına doğru git. Şu ön tarafa bir bakayım, hemen geliyorum o zaman tekrardan oraya. Abi sen şöyle Balıkesir tarafına doğru bir ufak ilerle bakayım, madem ki boş cephe. Değilmiş artık ama neyse, geçmeye çalışırsın herhalde. Şöyle bakarsak muhtemelen iş görecektir. İstanbul tarafına doğru ilerleyişe devam edeceğim ama muhtemelen şey yapacağız. Trabzon'a 9-10 tümen yeter diyorsun da kanka, bende işte 9-10 tümen asker yok. Öyle bir sıkıntı var. Gümüşhane tarafına sen bak hocam. Sen şunu tut. Sen böyle arka tarafa dönmeye devam et. Şurayı bir kapatmaya çalış bakayım. Şu Trabzon'dakiler o noktaya kaymasın. Sen şunu tut. Hocam sen şöyle bir git şuraya. Aç şurayı. Ya yani muhtemelen Trabzon tarafını birazdan deviririz de. Şurası beni uğraştıracak kısım gibi duruyor. Eğer orayı açabilirsek bir daha sıkıntı kalmaz. Bir doktrin daha sıktık arada hocam. Şimdi şu İstanbul tarafı açılır mı? Muhtemelen birazdan açılır. Bunlar hangi komutanın? Bunlar. Force atak sıksak muhtemelen iş görecektir. Bir force atak sıkalım. İşimizi görelim. Havadaki üstünlüğümüz de alınmış. Bu da güzel bir haber abi. Sen buraya arka kısmı alırsan buradakiler paket de gelecek. Ya zaten o zaman İstanbul'u aldığımız takdirde düşme ihtimali de yüksek. İstanbul çünkü tek büyük victory point gibi duruyor. Bakayım bir taraf şuraya, İzmir tarafına doğru da açılma gibi duruyor. İstanbul düştü. İstanbul açıldı.
açılmıştı. Şu Trabzon tarafına bir yandan bakmaya devam edeyim ben. Hocam sen şunu tut. Orayı kaçırtma. Şuradan biraz asker çek. Abi sen şuraya gidiyorsan oradan şöyle şuraları boşlukları bir tamamla be, sana zahmet. Ya yayında olunca zaten hoş oluyor ya. Az önce mafya mı söyledi onu? Yayın harici normalde oynamıyorum, izlemiyorum diye. Şöyle Manisa tarafına bir sık bakayım. Zaten burada o kadar asker yok. Boşluktan ilerlersin diye umut ediyorum artık. Hocam şu İstanbul'a o kadar zor olmasa gerek. Yani hadi. Ne durumdayız hocam? 9-10 kas silah elimizde var. Güzel. Şu 16'lı buraya sıktın. Bir 6'lık daha o zaman Trabzon tarafına sıkalım. Hatta madem ki 11'lik sıkabiliyoruz, sıkalım. Trabzon'a bir tık askeri takviye lazım gibi duruyor. Şimdi şu 6'lık şu 13'lüye o zaman gitsin, desteklesin. Orada hat biraz değişecek ama yapacak bir şey yok. İzmir tarafına doğru bir ufak dönsün. Bakayım İstanbul'a muhtemelen birazdan girecek gibi ama destek vermek gerekiyor gibi duruyor. Şuradan üst kısma doğru gerekirse ufak bölerek arka tarafa, buradan Gelibolu tarafından belki gitmeye çalışabilirim de. Bakacağız, dur bakayım. Hatta madem ki buraya asker geldi, boşluktan faydalandıralım abi. Yok yok, bir şey yokmuş ya. Ben oradaki o hatayı etmişim, yoksa başka bir şey yokmuş yani. Hocam şurayı bir destekleyebilir miyiz? Ya da şunu tut. Aradan çıkamazsın, yeterli, kafi. Hocam sen nereye gidiyorsun? Sen şunu tutacaksın. Şu Trabzon'a bir gitsene. Şunları arada bir kaybet gitsin. Bu birliklerin düşmesi biraz zaman alır tabi ama yapacak bir şey yok. Abi şuraya git. Şunun önünü bir kes, yetişebilirsen. Hocam sen onu bırak. Trabzon'a git diyeceğim de orada arada biz açtırmış olduk arayı. Orayı kapatırız. Dur bakayım bir şekilde. O kolay iş herhalde. Şunu buradan bir çektirtebilirsek. Hocam ne durumdayız? İzmir'i almışız. Güzel. Zaten adalar Yunan'ın elinde. O yüzden adalar diye bir derdimiz yok şu anlık. Balıkesir tarafına doğru sen git. Siz ikiniz şöyle İzmir tarafına doğru, Aydın tarafına doğru ilerleyin. Valla İstanbul'u yarana kadar muhtemelen arkadan bitireceğiz herhalde. Öyle bir gerçek var. Zaten %70'e kadar düşmüş. %30'a düştü mü savaş bitiyor. Abi bırakırsan bir Trabzon'a gidecek de. Zaten Trabzon düştü mü bunlara gelecek saplay yok diye bir şey yok. Normalde Puppet Annex'leme DLC falan değil. Ama bu modda yok abi. Şey çalışmıyor. Puppet Annex'leme çalışmıyor. O yüzden işte State Transfer Tool aldık. State Transfer Tool'la bir şeyler yapmaya çalışacağım ama bakalım yapabilirsek onda da. Abi şu Antalya Limanı'nı bir ufak zorla bakayım. Sıkıştır araları. Sen şuraya çıkıyorsun abi. Oradan gidebilirsen buradan git diyeceğim de gidemiyorsun. Tabii şuraya git. Sen öyle git. Sen şu Bursa'yı biraz sıkıştır. Vallahi bilemem. Ya normal Vanilya'da var. Konvoy atıp direkt olarak annexleyebiliyorsun da. Peki daha bu araya boşa asker çektirtme bana şimdi. Hocam şu askerler düşseydi muhtemelen iş görecekti ama daha ona da biraz var gibi duruyor. Ya askerlerin aslında içinde bitirip annexlemek gibi şeyim yok. Alıyorum Poyraz'ım, alıyorum. Hemen arka taraftan Antalya'yı sıkıştıralım. Hocam sen de şöyle gel boşluklardan. Hocam sen şöyle şu İzmir tarafına doğru bir git bakayım. Sen şunu tut. Şunu tut. Sen şu boşluğa git. Sen şu Bursa'dakine sıkıştır. Vallahi İstanbul'a galiba arkadan gireceğiz. Yapacak bir şey yok. Adamın İzmir'i rahat abi. Adamın İzmir boş toprak, yürüdük gittik. Alıyorum Poyraz'ım, alıyorum. Dert değil. Eyvallah. Antalya'da bir şey kalmadı vallahi, tek liman zaten. Arayı bölersem bunu da aldık sayılır. Bir şey kalmadı. Vallahi benimki de değil Poyraz. Benimki de değil yani, biz de kaldık.
Hocam, boş toprak değil oralar. Yani altını çizeyim de bir tık. Bunlar hangisiydi? Şu altılıktı. Bunu bu altıla sıktık mı? Destekler diye umut ediyorum. Valla ana hattı buradan düzeltirse burayı zaten bitiririz. Bundan sonra bir şey kalmadı burada. Sen şunu paketini kapatıyorsun hocam. Sen şuraya gidebiliyor musun? Sen de şuraya git. Baş geç oraya. Sen şunu sütunla. Ya şu Anadolu'nun içine sıkıştırdıklarım güzel olacak da. Paketini bir kapatabilmek lazım. O değil, İstanbul tarafı baya yoracak galiba bizi ya, yıpratacak gibi duruyor. Yani gerekirse bir çıkartma falan atmak gerekecek gibi duruyor. Donanmadaki durum ne? 10 tane kadar gemi kalmış. Şöyle bir konvoy raiding yapsak, bu noktaya çıkarsak Karadeniz'e. Muhtemelen iş görür. Zaten bunun burada donanması falan yok. O yüzden bir tık çıkartma atarsak işi çözeriz. Hocam ayrılsın oradan. Vazgeç çatışmadan. İstanbul'a muhtemelen çıkarsın. İstanbul boştur gibi geliyor ama. Dur bakayım. 14 güne belli olacak. Yok, zaten çıkartma için işte hazırlıkları yaptım. Onun için şey yapacağım. Hızlıca bir şekilde çıkartmayı planlıyorum. Planlansın. Valla Poyraz, inan yerinde olmayı o kadar çok isterdim ki. Abi çok iyi durumdasın ya. Yaşadığın hayatın ama kıymetini bil, sana o kadar söyleyeyim. Ciddi anlamda kıymetini bil. Sonrasında pişman olabilirsin ya yaşayamadığını. Asker gidiyor dediğin, Ankara üzerine giden askeri diyorsan onu durdurdum. Şu Bursa tarafını bir ufak sıkıştır. Madem ki Bursa üzeri paket altına girebiliyor artık. Onu bir ufak kapatalım. Şu Ankara tarafına gideni durdur. Şu ikilik çıkartma ne durumda şu anda? 10 günü kalmış. Onun hazırlıkları bitsin. Refet Paşa'mı oraya getirtelim. Hocam ne durumdayız? Bitir abi burayı hadi. Bir şey kalmamış artık. Valla biz seninle o konuları çok fazla konuştuk be Esad'ım. Yani senden öncesinde sütten ağzımız yandı, o yüzden alıştık artık. Yani hem sen gerçekten ciddi anlamda tarih konusunda çok ilgili bir olduğun için, ilgi seviyen oldukça yüksek olduğu için o yüzden söyledim ben sana özellikle. Yani senin için ciddi anlamda güzel bir nimet yani. Hocam şu kim? Yani bu birlikler kim? Normal ana line'da değil mi bunlar? Bu 4 taneyi de böl, buna ver. 23 olsun, bunu buraya sıkıştır. Valla Faruk, gidersen de YouTube üzerinden gelirsen izleyebilirsin. Yapacak bir şey yok yani, kusuruma bakma. Maalesef iç savaşla alakalı öyle bir sıkıntı çıkınca böyle bir ufak handikap oldu. Yapacak bir şey yok yani, kusuruma bakma dediğim gibi. 3 gün sonra çıkartma gelecek. Eğer çıkartma başarılı olursa hızlıca bir şekilde kuracağız Selçuklu'yu. Yetiştirebilirsek. Hocam şunu bir tut. Benim Eskişehir tarafına biraz askere ihtiyacım var. Hocam şu Eskişehir'de geleni bir tut bakayım. Yani şu Denizli tarafını falan bir ufak kapatabilirsiniz hocam. İki tane birlik asker var orada. Gerekirse imha edin. Yapacak bir şey yok. Silah falan şu an elimizdeki eksiğe doğru gitse de bir an öncesinde toparlamamız lazım. Bu şekilde hoş olmuyor yani. Construction 3 teknolojileri gelmiş. Ayrık sanayi getir abi. Hocam asker basmak değil şu andaki bizim ihtiyacımız. Çıkartma çektim. Çıkartma an itibariyle başlamış. Tamam. İstanbul'a gittik zaten. İstanbul'a girmemiz de düştü mü abi?
Evet beyler, eninde sonunda istediğimize hele şükür kavuşmayı başardık. Seni şöyle sıkayım hocam, senin bir kısmını şuna vereyim. Kalanı da şöyle yapalım. Birer birer de şunlara verdik mi en azından 24-24 kalmış olursun. Bende bir tık öyle bir huy var. Bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Ben 24-24 yapamadan rahat edemem abi birlikleri. O yüzden gerekirse o ikiliyi de ya imha edeceğim ya yine asker basacağım. Ama bu şekilde artık daha rahatım. En azından fabrikası anlamında da üretim anlamında da daha rahatım abi. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Fokus konusuna gelelim. Woomworks muhtemelen birazdan iptal olabilir çünkü savaş bitti. Abi şunu yapacağız mı? Şu Kürdistan'ı tekrardan salacağız mı? Saldığımız takdirde geçen seride toplayamamıştık. Ama bu sefer State Transfer Tool'la beraber toplayabiliriz. Yani bu bir nebze hile gibi geliyor bana açıkçası ama sizin verdiğiniz moralle konvoy atmış gibi düşünerekten hani isteyeceğim. Ama onu şimdi salalım mı salmayalım mı bana onu söylemeniz lazım. Ondan sonrasında eğer Woomworks bitmezse, iptal olmazsa eklentisini yapacağız. Şimdi hocam silahta açığımız mı var? Yok. Herhangi bir kaynak açığımız yok. O zaman şöyle yapalım. Artilleriye bir tık fabrikasını arttırtalım ki birliklerimizi en azından 27 bite çıkartmaya çalışabiliriz. Gördüğünüz gibi kaynakların tamamı haşat olmuş durumda. Ne yazık ki Woomworks da yetişmedi. Valla şimdi karar sizin. Eğer ki 35 gün içerisinde onu sal derseniz 35'te salarım. 105 içerisinde de diğer toprakları isteriz. Son kez soruyorum. Salayım mı salmayayım mı? Ya şimdi şöyle salarsam şöyle bir güzelliği var. Surenin büyük bir kısmını savaşmadan alabiliyorum. Irak topraklarını alabiliyorum. İran topraklarını alabiliyorum. Irak'ı kendim alamasam bile. Öyle mi diyorsunuz? Valla karar sizin beyler. Siz ne derseniz şu an ona uyacağım yani. Derken bir yandan şunun askerini basayım da 22'lik sıksın araya. Tamam. Tamam. Tamam, salmıyorum. Sıkıntı yok. O zaman ufaktan Back to Future Focus'una doğru ilerleyelim abi. Selçuklu yolu gelsin artık o zaman. Şimdi tamam, bölmüyoruz. Türkiye'yi bölmüyoruz abicim. Yalnız şimdi Division Attack mı Division Defense mı? Fahri Paşa ile ben Division Attack alıyorum. Sonra Refet Bey ile şey alabiliriz. Planning Speed alabiliriz. Division Attrition Halil Kutla da olabilir. Refet Bey'i alalım. Başka kimi alabiliriz? Planning Speed alınabilir. Abi şu ekonomiyle alakalı kafayı yemek üzereyim. Yani neden şeyler gelmiyor? Onun şeyi mi değişti acaba ya? Evet derken bir yandan da Alman an itibariyle savaşını açtı. Gör hocam İş Bankası gelsin vali. Şeye verdiğimiz fabrika biraz azalsın ya. %16'ya kadar fazla. Valla ne desem şimdi olmayan bir iç savaşı Osmanlı'ya yaşattık. İşin arkasından şimdi başka şeyler gelmesin. Poyrazım. Durduk yere tadımız kaçmasın yani. Şimdi hocam 560 tane kadar şeyimiz de var. Division şeyine bir girsek. Ben buna zaten support artilleri koymamışım bile. Buna ben o zaman bir tık artileri sıksam. 21 yapsam. 21'e bile şu an yetmiyor. O yüzden 21 bit olsun en azından. Ufak ufak doldursun. 21 bitle bunu ufak ufak doldursun. 2K civarında eksik var şu an ama 2K eksik fabrika geldikçe falan toparlanacaktır diye umut ediyorum. Askeri fabrikaların nasıl olsa artık basılması başlandı. Bir yandan da Alman Polonya'ya zaten an itibariyle az önce girdi. Alman'ın Polonya'ya girmesiyle beraber her şey zaten değişmeye başlayacak. Birazdan muhtemelen bizim savaş için sebep almayı istememiz bile hayal olabilir. Şu bizim donanma
Donanımda bastık herhalde biz ya. Bizim donanımımız olmuş. 19 parçalık kadar. Ya da submarine'ler ufak ufak basılmaya başlamış. 3 tane dockyard olmuş çünkü. Ya işte organizasyonu arttırmak için aslında bakarsan şey yaptım. 27 bite çıkardım ama. Lojistiği nasıl sağlarız? Lojistiği sağlayabilmek için işte motorize şey yapabilirim. Lojistik kompani sıkabilirim. Ama lojistik kompaninde şu an araştırılmış olmama ihtimali var. Yani ikincisini araştırırsa daha faydası gelebilir. Bir sürü spet geldiyse bir de radyoyu araştıralım abi o zaman. Ya birlik şu an iyi. 21 bit iş görüyor. Baya baya iş görüyor da. 21 bitin daha da iyi iş görmesi için 27 bit daha mantıklı aslında bakarsan, ama işte onun için sağlam bir artileri lazım. Artı olarak bize şu an şöyle bir şey lazım. Basit medium tank kasasını geldiyse. Şuna şimdi şöyle bir şey yapalım. Heavy değil. Medium olarak howitzer sıksak. Medium kanon mu howitzer mi? Soft ataklı howitzer daha iyi iş görüyor diye düşünüyorum. Tri mentality koyalım. Şunu sıkalım. Bir secondary turret koyalım. Tabi bayağı pahalı olacak ama yapacak bir şey yok. Şimdi special modellerden başka ne koyabiliriz? Güvenilirliği artıracak bana bir şey lazım. Armor çok çok önemli değil. Piercing belki önemli olabilir. Yani bu tankla savaşacağımız adam. Savaşacağımız adam çok büyük adam değil abi. Sovyetler bile olacak. Sovyetlerin de zaten o zamana kadar savaşacağımız şeyin sırasında Alman'la savaşacağını düşünürsek bizim için çok ağır sıkıntı olmayacak. Hocam şunu koyuyorsun. Şu mu? Secondary turret'te small cannon'u koyalım. Valla 16 production bir tankımız var. Armor'unu da 5 yapsak hızı biraz düşüyor. Hızını en azından 7 yapsak ya da 6.5 olsun hadi. 87 güvenilirlikte iş görür ya. O kadar da olsun, yapacak bir şey yok. Şimdi 17 production'lı bir tankımız var beyler. Evet, ufak ufak artık tank basımına başlamış durumdayız. Ne durumdayız abi peki fabrika basımında? 2.5 sıra. Oldukça az. Var ekonomiye ne yazık ki geçemiyorum ama ekonomiyi bir şekilde bir yerlerde toplamaya çalışacağız. Ufak ufak debufflarımız geliyor. Debuffları biraz toparlamaya çalışalım. Kemalist ideolojiyi kaldırabilirsek kaldıralım. Şu uçaklar bir ortada dursun abi şimdilik. Alman Benelux tarafına doğru başladı diye bir haber var. Polonya'yı hala da düşüremediler aslında bakarsan. Ben şimdiye kadar düşürür diye bekliyordum. DC'ye attığına bakayım. Discord bildirimi gelmemiş ama bakayım. Bu arada Poyraz'ım Marin tarafının şeyini okudum. Marin'le alakalı ben yani çok fazla çıkartma şey yapamıyorum ya nedense. Çıkartma konusu bana bir tık uzak kalıyor. Seninkinin eklentileri falan var ama kanka. Sen şey mod, diğer modda oynadığın için. Ya muhtemelen iş görür ama ya bu güzel yani. Böyle yapmam için bir ufak değişiklikler yapmam falan gerekebilir belki. Şimdi kaynak konusunda ne durumdayız? Fransız'dan mı almaya devam etsek? Hadi alayım Fransız'dan ya, Alman'ı kışkırtalım biraz. Alman o kadar güçlenemez. Şimdi hocam, Kemalist ideoloji tarafını bir şekilde idare etmeye başladık. Ondan sonra Civil War'un yaralarını saracağız. Civil War'un yaralarını sarmasından ardından hemen hızlıca bir şekilde Selçuk yoluna doğru ilerlemeye başlayacağız. Şu an peki bize debuff ne durumda?
Stability'de %10, Surrender Limit'te %30, War Support'ta %10. Askerilerle alakalı bir debuff'umuz söz konusu. War Support'umuza ciddi bir debuff. Buradan askeri fokuslardan aldığımız buff'lar var. Mobilizasyon sayesinde, devrim arabaları sayesinde Celal Bayar üzerinden gelen buff'larımız var. Western Culture üzerinden %5 askeri alanımız var. Şu an 680k civarında bir askerimiz mevcut da olmuş. Bu da güzel bir durum. 18'de düşebiliyormuş. Düşsün abi, 20'ye çıksın en azından. Yani şu an bu tankla alakalı iyi değil mi diyorsun? Onu anlamadım. İş yapmaz mı yani? Bakayım bir daha senin attığına da. İşte bende tek eksik radyo kaldı şu anda. Radyonun araştırması bitsin. Radyoyu da hızlıca bir şekilde koyacağım. Radyonun başka da bir eksik yok gibi duruyor şu an. Silver'ın yaralarını bir saralım. Süspansiyon konusuna bakmadım. Yalan yok. Ona bir bakayım. Ha, max speed arttırmak için diyorsan olabilir de bu sefer güvenilirliği başka yerden vermem lazım. Onu nereden verebilirim? Güvenilirlik verebilmek için. Ya güvenilirlik verecek bir şey bulabilirsek şöyle olabilir. Şu an buna max speed veriyor. Onun yerine dizel motor kullanırsak şeyini kurtarabiliriz ama o zaman da zaten hız diye bir şey kalmıyor abi. İşte 73,9 şu anda. Kaldı ki daha şey koyulacak. Ha, şöyle bir şey yapabiliriz. Armor'dan bir tık değil de engine'den bir tık kısarsak muhtemelen sıkıntı kalmaz. 6,9 hızlı olur. Buna bir tane de radyo sıkmış olacağız sadece. Başka da bir eksik kalmıyor. Bu arada kimdi o söyleyen? Onu ben unuttum. Ekonomiyi bir tık kısmam lazım. Dışarıya ciddi anlamda fabrika veriyorum abi şu anda. Dışarıdan bize gelen 10 fabrika benim dışarıya şu anda sıkmaya başladım bile 11 fabrika benim için fazla. Yani demir benim elimde varken dışarıdan almaya çalışıyorum. Uğraşamam o kadar. Çok zarar ediyorum şu anda. Şu 4 tane de ufak ufak basılmaya başlandı. Silahtaki açık şu an 6,4K olmasına rağmen günde 80 tane kadar bir silah üretim var. 15 fabrikayla tabii ki az, minimal ama bir şekilde kurtarmaya çalışıyorum. Stability %50, onu arttırırsak biraz daha iyi olabilecek. War ekonomide ne yazık ki değilim. Çünkü sivil savaş esnasında war ekonomiye geçmeyi unuttum. Biraz fazla şey yaptık ya, panik yaptık ya, ondan yapacağım her şeyi unuttum abi. Decisions tarafına falan bir yandan bakıyorum da alabileceğim herhangi bir şey var mıdır diye. Buradan free trade tarafını biraz düşürebilirsek muhtemelen biraz daha rahatlayabiliriz. Silme oran tarafı hala burada duruyor. Şükrü Saraçoğlu burada duruyor. Var Endüstriyi almam lazım aslında bakarsan bir yandan. Feridi Çakmak'la burada şey yapılabilirmiş. Hasan Sakar'ın şu anda durumu kalsın. Ajanlık için Sovyet'te çok geç kaldık ya. Yıl artık 39,5. Yani NKVD'nin buff'ları çok daha fazla bu saatten sonra bize yedirtmezler NKVD'yi. Fevzi Paşa'yı almanın nasıl mantığı var? War support'um zaten %100. Politik power %5 verecek. Mobilizasyon speed verecek %25. Bu olabilir işte, bunun için alabilirmişim. Aynen. Command power da veriyormuş. Division attack core territory verecek. Zaten core topraklarımızda savaşacağımızı çok düşünmezsek. Ajanlık açalım ya, sıkıntı yok.
Bakalım bak kimi şey yapabiliriz. PP gelsin alayım o zaman. Poyraz'ım. PP gelsin. PP'nin ardından hemen alacağım. Hiç şüphen olmasın. Buradan Haluk'ta Division Attrition alınabilir de şu anlık şeyi yok. İşte %25 mobilizasyon speed veriyormuş. Onu ben sonradan fark ettim. Ama ciddi anlamda güzel bir buff olacağı belli zaten. Hele şükür buranın askerleri de geldi. 3.24'lükle 1.72'liğimiz hazır. 3.5K civarında bir silah açığı kaldı sadece. O da dert değil. O bir şekilde çözülür. Şimdi hocam stability tarafını popülizmle falan verebiliyor musun? Sen bana veremiyorsun. Buradan war support geliyor. Zaten war support'um 100. War support'um 100. Weak Demand Power gerek yok. Ben Power'dan yana ihtiyacımız yok. Celal Bayar tarafında şeyi almış olduk. O aleyküm selam. Aynen, devrim arabalarından zaten %5 askeri alım aldık ya. Tabi tabi sorabilirsin kanka, hiç sıkıntı yok, istediğini sorabilirsin. Şimdi Civil War'un yaraları sarıldı, sarılacak. Onun arkasından güzel bir Civil ve Militarist Factory Speed, Construction Speed gelecek. Devrim arabaları burada bak. OE4'te War Conquest en güzel nasıl atabilirsin? Hangi ülkeyle oynadığına bağlı ama İngiliz'de falan şey yapıyorsan demokratik olduğun için herkese savaş açamazsın. Yani ya faşist ya da komünist olman lazım. Direkt olarak savaş devam edebilmen için o çok önemli. Ya ona göre şey yaparsan duruma göre ilerlenebilir. Yani demokrat bir ülke alırsan savaşta devam edebilmen çok zor. Almanları devirdikten sonrası savaşa devam edemezsin. Çünkü savaş sebebi alamıyorsun abi. Hocam Engine 4'ü de vazgeçtik. Bunların daha zamanı var. Kaynak çıktılarından ziyade onlar da kalsın. Mekanizenin bir ufak araştırmasını yapalım da tanka belki onu yetiştirmeye çalışabiliriz duruma göre. Valla Poyraz'ım muhtemelen bir yarım saat civarı falan daha devam edecek. Ya veya moddan ziyade oyunun kuruluşu esnasında şey de yapabilirsin. İlk kendin kurulumunu yaparken free justify yaparsan o ayarı da kapatabiliyorsun direkt. Ya orada işte ilk başta Amerika ile giderken normal bir şartlarda kendin oynuyorsan direkt olarak en başta konvoy atıp annexleyeceksin. Muhtemelen Cuma günü saat 8.30 veya 9 gibi yayında olurum. Hocam bu kadar kaynak nereye gidiyor? Bizim o demirler nereye gitti? Konvoy tamam bitmiş eyvallah da. Sovyet sen ver. Ha, Fransa yıkıldı tabi oradan gitti kaynaklar okey. Alüminyumu da Visi Fransa'dan alın bari. Bunu da Alman'a destekleyelim. Visi Fransa'da Sweden bizden petrol alıyorlarmış. Onu da kullanmış olduk. Ajanlık bir ufak geldi. Ayrık sanayiden ziyade kaynak çıktığını bir tek arttırtalım. Lojistik kompani gelmiş. Lojistik kompaninin yanına şimdi tank konusundaki şeyimiz geçti. Artileriyi bir tık arttırtalım bari. Yani genelde pazartesi, çarşamba, cuma şeklinde yayınlar yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Çünkü ben evliyim, bilmeyen arkadaşlar varsa diye söylüyorum. Bir buçuk iki aylık kadar da aşağı yukarı bir çocuğum var. Daha yeni doğdu. Ellerinizden öper. Bir yandan da onunla uğraşmaya çalışıyorum, ilgilenmeye çalışıyorum. O yüzden öyle her gün yayın açamıyorum maalesef. Öyle boş buldu, beş vakit buldukça geliyorum yani.
Yeni asker basmaya şu anlık aciliyeti yok gibi duruyor. Çünkü daha silah açığı var. Silah açığı bir kapatılsın. Duruma göre onu şey yapmaya çalışırız. 8 fabrika ile ufak ufak tank üretilmeye başlanmış. Tabii medium tank ürettiğimiz için bir tık pahalı olacak ama yapacak bir şey yok. Onu da bir şekilde çözmeye çalışacağız. Bakalım. Ya buradan bir ufak debuff gelecek gibi duruyor mu? Yok, debuff kalkacak, pardon. İç savaş debuffı ortadan kalkacak. Bu güzel. En azından stability'yi biraz daha rahatlatır. War support zaten %100. Onun daha fazla herhangi bir şekilde buff'ı olmaz. Herhangi bir kimseye biz justify atabiliyor muyuz diye bakacaktım ama non agresyonumuz olduğu için şu anda diğerlerine atamıyorum. Bunları atmak istediğinde 155 gün gibi bir süresi var. Peki misak-ı milli üzerinden şey yapmaya çalışsak, onda da muhtemelen garantiler şey yapabilir ama. Valla kanka, takipler geldi ama muhtemelen sendin. Tam olarak emin değilim. Yani Insta'yı çok fazla detaylı kullanmıyorum. Evet, an itibariyle Selçuklu'na doğru gitmeye başladık abi, hele şükür. Hiç sıkıntı yok Poyraz'ım. Allah'a emanet ol. Sana da iyi geceler. İstediğin zaman, istediğin bir şekilde uzun uzun yaz. Tek parti şekilde biz onu okur, şey yaparız. Yani sonrasında da yine senin dediğin gibi chatte sesli bir şekilde de konuşur. Gerekirse onun yorumunda beraber yaparız. Sen hiç dert etme. Ama bundan sonra bendesiniz yani. Salmam hiçbirinizi kolay kolay bir yere. Şimdi şu tanka radyoyu da sıktık mı sıkıntı kalmayacak. Radyo ile beraber bir fabrika daha yedirdik. Yapacak bir şey yok. 1.14 PP gelmeye başlamış. Bu PP ile beraber hızlıca bir şekilde şu ekonomiyi en azından limitli eksporta çekeyim de dışarıya giden kaynak miktarını biraz azaltalım. Ciddi fabrika götürüyorum şu anda çünkü. Hoş bir şey değil. 17 fabrika dışarıdan geliyor bize. Eyvallah da Romanya çelik alıyormuş. Portekiz bizden bayağı çelik alıyormuş. Ya 17 fabrika, 16 fabrika gelip 15 fabrika ben dışarıya veriyorum. Allah razı olsun Poyraz'ım. Eyvallah. Şimdi ilk ajanımız da gelmiş. Bir seviye olarak yüksek biri var mı diye baktım ama elini gördüğüm kadarıyla bir şey yok. Eşref Sencer de alalım buraya. Bunu göndersek acaba Alman tarafından muhtemelen çok fazla bir şey çıkartamayız da Alman'a destek. Eyvallah kardeşim, sana da iyi geceler. Sana da görüşmek üzere. Alman tarafına mı yoklasak, Sovyet tarafına mı? Hadi Sovyet tarafına gidelim. Zaten Selçuklu'da en son claim'i Sovyetler bile üzerine. Big Boss olarak Sovyetlerle kapatacağım için de ufaktan ajanları da ona göndeririz. Kriptolojiyi falan açalım. Kriptolojisini kıralım Sovyetlerin ufak ufak artık o zaman. Şu ekonomiyi bir kapat abi ya. Yeter. 7 fabrikaya da düşse kapat. Ben buradan 10 fabrikadan kurtuldum. Bir burada tungsten lazım oldu. O da yeni fabrika geldiği için sıkıntı yok. Bakayım. 15 veriyordum. 7 geliyor hala. 6 dışarı gidiyor. Benim için güzel. Yani ne oldu? 2 slot şu an basabiliyorum. 8 fabrika çünkü ajanlığa gidiyor. Ajanlıktaki fabrikalarda gelince muhtemelen düzene oturacaktır. İşte bir ufak var ekonomiye geçemediğimiz için sıkıntı ama onu da bir şekilde çözeriz diye düşünüyorum. Bir yandan da an itibariyle Türkiye Selçuk State olaraktan an itibariyle Selçuklu kurulmuş oldu. Selçuklu'nun kurulmasıyla beraber başımıza kim geçti diye bir ufak ona bakacağım. Şu an sadece fokus açılsın.
Şimdi hocam, bu tarafa gitmek için neye ihtiyacımız var? Kapiteli bir Konya'ya taşıyalım. Başımıza kim geldi? Sufi Ramazanoğlu gelmiş. Güzel. Şimdi bu tarafa gitmek için ne gerekiyordu hocam? Set Neuralize Focus'una gitmek gerekiyormuş. Neuralize Focus'un nerede? Ha, burayı bitirmek lazım. Okey. Yani buradaki sağ kanadı tamamıyla bitirip ondan sonrasında sol tarafa devam edilebiliyor. Anladım. E o zaman Kapitol öncesinde Konya'ya taşıyoruz. Ondan sonrasında memleketin her tarafını alt depo olarak bir dolduruyoruz ki zaten hemen hemen doldurmuştuk Mustafa Kemal Paşa'nın şeyleri sayesinde. Konya'ya bir tane supply yap. Kayseri Van arasındaki demir yoluna da bağlantısını sağlamış olacağız. Ya bağlantılarla beraber zaten sıkıntılarımız kalmayacaktır. Muhtemelen memleket üzerinde supply'ımız da rahatlar ama işte sıkıntılarımız bazıları mevcut. Şimdi Aleksandropolis üzerinden Yunan üzerine zaten justify atmak istediğinde 65 gün eyvallah. Ama herhangi bir şekilde başka bir devletin şu an bizim üzerimize garantisi olmadığı için çok fazla bir şey de yapamıyoruz. Şu Irak tarafına falan bir ufak bakalım. Buradaki buff'ları almaya çalıştığımız takdirde nasıl bir şey olacak? Ya buradaki devletleri almak istediğim takdirde muhtemelen İngiliz garantisi gelebilir karşı. İngiliz garantisi geldiğinde sunlayabilecek bir garantimiz olursa sıkıntı yok. Ama İngiliz'le alakalı herhangi bir şekilde garanti alabileceğimiz fokuslara gidemediğimiz için, gidemeyeceğimiz için işimiz biraz zor gibi duruyor şu anda. Hatay kremlerine doğru falan da gidebilirdik de Hatay kremleri de şu anda bizi bir ufak uğraştıracak. O yüzden orada kalsın. Yani zaman kaybettirecek. Daha ekonomi fokuslarına gitmedim çünkü. Celal Bayar'la Atatürk'ün ekonomi fokuslarına gittik. Buradaki fabrikaları daha almadık. Nuri Kiligil'den 4 tane militeri falan gelecek. Daha oraların hiçbirine gitmedik. Yıl artık 40,5'u gördü neredeyse. Bakalım bir şekilde toplamaya çalışacağız. Artilerideki açık ufak ufak kapatılmaya devam ediliyor. Kriptolojisinin şeyi gelmiş, binası gelmiş. Kriptoloji için ufaktan hocam Sovyetlere başlayabilirsin. Tabi Sovyetlerin kriptolojisi 960 gün gibi bir zaman alacak. Neyse yeter. Ajanla daha fazla yatırım yapmayalım. Çünkü canımızdan can almaya devam ediyor. Şu başkent bir Konya'ya taşınsın. Sonrasında durumu biraz daha rahatlatırız diye umut ediyorum. YouTube'dan izleyen arkadaşlar için eğer çok fazla sessizsem lütfen kusuruma bakmayın. Yaklaşık olarak 3 saattir yayındayız ve artık ne dediğimi bile unutmaya başladım. O yüzden kusuruma bakmayın bir yandan. Infantry ekipmanları biraz daha seviye olarak iyileştirelim. Doktrin konusunda şu an gidebileceğimiz herhangi bir şey bildiğim kadarıyla yok. Medium Tank Designer cost alabilirim abi çünkü birazdan Medium Tank'ın dizaynını yapacağız. Buradan alabileceğimiz herhangi bir şey var mı? Halil Kut'la Division Attrition'ı biraz daha azaltabiliriz ama çok fazla aciliyet yok. O yüzden biraz daha kalsın. Ne durumdayız hocam? 2 gün içerisinde başkentimiz Konya olacak. Kayseri Konya. Yani bir site kenarı kaymış olacak. Buradan gelen supply ne durumda ki an itibariyle başkentimiz Konya'dır. Direkt olarak buralara altyapı çalışmaları bir gelsin. Zaten şöyle bir şey var ama altyapıları ne 60'mış buranın. Konya'nınki 100 olacak. Kalanlarında bütün kısmı muhtemelen 80 olacak etrafı.
sivil fabrika acaba biraz dönsem mi diye düşündüm ama sivil için artık çok geç abi. İki sırayla idare etmeye çalışacağız yani. Ekonomi fokuslarına hala gidemedim. Ekonomi fokuslarına biraz gidebilirsem oradan da fabrika gelecek ama bir tık hala uzak kalmış durumdayız ne yazık ki. Sovyetler Birliği'nden bir fabrikalık çelik almaya devam. Şu an 15 fabrikayı görmüş durumdayım tankta. Bu da güzel bir haber. 15 fabrika ile 150 tane civarında bir tankımız şu anda koymuş durumdayız kenara. Biraz daha artsın miktarı sayısı. Duruma göre hızlıca bir şekilde tank template'lerimizi de sahaya düşmeye başlayabiliriz. Şu anda güncel ordu miktarımız 684.000 bandında. Ama güzel bir silah miktarı geldiği için de yakın tarihte ordu basımına da devam edebilirim. Kapitolümüze yatırımlarımızı yapalım. Sufi Ramazanoğlu burada başımızda. Sonrasında başımızdaki değişiyor muydu, değişmiyor muydu onu tam olarak emin değilim. Ama Supi Ramazanoğlu'na güzel bufflar verecekmiş. Kansımurgus'ta %5, Weakly Manpower artı 10. Yani haftalık 10 kişi geliyor. Division Speed veriyor. Division Organizasyon veriyor. Askeri alım faktörünü %10 arttırıyor. Weakly Stability, Weakly War Support. Bunlar baya güzel bufflar. Bunlar güzelmiş abi. Division Defense veriyormuş Core Territory'de. Core topraklarda. Said Nursi'nin bufflarını veriyor. Ya güzel buffları var. Ciddi anlamda Selçuklu yoluna gitmenin çok efektif olduğunu, worth olduğunu söyleyebiliriz. En son Greater Selçuklu tarafına gitmek lazım. Onun için İran state'lerinin hepsi, Irak state'lerinin hepsi, Suudi Arabistan, Afgan, Kuveyt, Ürdün, Filistin, Abu Dhabi, Katar, Oman, Abu Dhabi niye iki kere yazmış ya? Azerbaycan'ın da tamamını almak gerekiyormuş. Bir Kapitol'de İsfahan'a taşınacakmış. Sonrasında da Greater Selçuklu'yu kurabilecekmişiz. Yani eğer bu toprakların hepsini alabilirsek kurarız abi. Sıkıntı değil, dert değil yani. Eğer ki alabilirsek kuracağız. Evet beyler, ufaktan videonun burada sonuna gelelim. Çünkü dediğim gibi 3 saattir falan yaklaşık olarak yayında olduğumuz için hem sizinle daha fazla modunuzu düşürmeyelim. İç savaşımızı geçirmiş olduk. Başkentimizi Konya'ya taşımış olduk. Birliklerimizin artık daha da hızlandığını görebiliyorsunuz. Yaklaşık olarak 100 fabrikaya ulaşmış bir Türkiye'yiz. Dünya Savaşı çıkmış durumda. Dünya Savaşı'nda Alman Polonya'yı yedi, Doğu Polonya'yı verdi. Fransız'ı, Belçika'yı, Hollanda'yı, Lüksemburg'u yedi. Vichy Fransa'yı kurdu. Şu an tamamıyla Norveç üzerinde gördüğünüz gibi mevzular başlamış durumda. Norveç tarafını bitirdikten sonrasında muhtemelen Sovyetler Birliği üzerine soru savaşını başlatacaktır. Biz de o zamana kadar diğer topraklarımızı alıp Sovyetler Birliği üzerine beraber dönebiliriz. Sözü daha fazla uzatmayayım. Biraz fazla konuştum herhalde. Biraz da baymış da olabilirim. Sizi lütfen kusuruma bakmayın. Dediğim gibi bir şekilde toplamaya çalışıyoruz. Toplayabildiğimiz kadar elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bakalım neler yapabileceğiz. Hep birlikte bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.